Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hasan, YouTube'da hoş geldiniz. Arkadaşlar önce dağa gideceğim. Babama bir çay demleği vereceğim. 9 numaramda. Bayağıdır birlikte çay içmiyoruz. Dün ben içtim. Allah'a şükür. Biraz da var. Zorladı. Biraz yattı. Ama karnımı güzelce doyurabildim. Ondan sonra da geleceğim işte ev işleri derken Bungolev'in şöminesinin başına baca aldım. Onu yerleştireceğim. Böyle güzel bir şey olacak gibi geliyor. Arkadaşlar bir de size bir şey soracağım. Yani Bungolev'in o ikinci kat kısmında değişiklik mi yapsam diyorum. Yani ikinci katı çaydan tarafa yaptık ya. Biz onu diyorum ki beri tarafa alayım. Çok geçmeden daha fazla yerleşmeden değil, mutfak dolabını yaptırdık ya oraya. Onu işte o katı mutfak dolabının üst tarafına alacağım. Bu taraf olacak. Aşağı tarafta oturma tarafı da böyle geniş olacak. Yukarı tepeye doğru olacak. Öyle gibi şey oldu ya. Ne diyeyim size, böyle bir başını kaldırdım mı sanki arka tarafta bir darlık oluştu gibi geliyor. Bir bakayım çok geçmeden belki onu oraya alırım. Güzel olacak gibi geliyor. Gözümde canlandırıyorum. O taraf daha havalı olacak gibi, oturma tarafı. Bakalım ya, bir size de sorayım dedim. Gidince bir bakarız, bir daha kontrol ederim. Bir daha hayal kurarım. Ondan sonra değişikliğe karar veririm gibi geliyor. Çünkü gözümde canlandıracak, oturma yeri biraz daha havalı olacak. Böyle olması biraz daha iyi olacak gibi geliyor. Vallahi bilmiyorum. En başta keşke daha iyi düşünseymişim. Yapacak bir şey yok yani. O zaman da hızlı gitmesi lazımdı. Yayla göçü, mayla göçü işte hepsi vardı. O yüzden kafa bek basmadı herhalde. Hava bugün böyle bir yağmur gelecek gibi, bir damlıyor, şey yapıyor, çiliyor, bir açılıyor. Arka tarafı, yayla tarafı kapkara, köy tarafı açık. Bakalım ama içine doğru sanki böyle yağacakmış gibi hissediyorum. İnşallah hayırlısıyla. Vallahi mevsimler çok döndü arkadaşlar ya. Şimdiye çoktan kar olması lazım bizim buralarda. Geçen hava durumuna baktım. Çarşamba günü falan kar gösteriyordu. Tekrar kaybolmuş, yağmura dönmüş. Ta öbür haftaya kadar kar göstermiyor. Vallahi Allah sonumuzu ayırsın. Gittikçe mevsimler gerçekten değişiyor. Baksanıza Aralık'tayız. Sanki yazmış gibi. Yayla tarafı kara, kara tam arka kara. Bir de yağacağı şeyden çok belli oluyor böyle. Bulutlar hızlı hızlı hareket ediyor. Bugün hiç hızlı hareket etmiyorlar ya. Kaytarıyorlar. Ne diyeyim, yorulmuşlar herhalde. Ağır ağır, aheste ahesteler. Yağacağına böyle hıpızı hıpızı giderler. Neyse, size daha fazla motor sesi dinletmeyeyim. Gürültü olmasın. Allah ya, bismillah. Hadi uzun tek seferde yan. O taraftan bu tarafa geçmiyor bulutlar ya. Ama şimdi az da hızlandım, bilmem.
kalmayacak neredeyse ya. Geliyor bilmem. Bak daha da kadar bak şimdi şuraya getirdim lan. Hep tıkıdızı yedi, burada döküntü yedi ondan. Yanacağım. Gelecek. Gelir gayrı mı? Sıcak yok. Yine evi oyalanıyor. Cahil cahil poşet yiyorum lan. Gel kızı kızı kızı. Kızı kızı kızı. Kışt. Kızı kızı. Kızı kızı. Babam iyi dursun. Ben şöyle biraz dolandırayım. Şunun dikeni. Burada az bir şey kaldı. Tutam. Dur verme. Allah Allah, buna da bulaşmış. Sonraki düşmüş. Bu da düştü.
Sıdayım. Babam gitti arkadaşlar. Ben de var bekledim. O yiyesi ya komple. Bak şöyle. Şimdi keşimi de sıkayım. Taştan yeriymiş gibi oldu valla. Oo, dizim yandı. Valla süper. Daha da her şeyin tadı bir başka oluyor. Şaka bakalım. Günler çok kısa ya. Ağır yaptık. Buraya geldim. Öğlen oldu. Şimdi gideceğim. İkindi ne olacak? Vallahi gerçekten çok kısa. Görev tamamlandı arkadaşlar. Şuranın mekanın güzelliğine baksanıza ya. Ne kadar yüksekteyiz. Yağmur da çizmeye başladı. Yani gerçekten çay içmeye değecek bir yer. Bir de suyu olsa şöyle şarıl şarıl, iki çeşmesi olsa tam bitik yapılacak yer. Öyle kalabalığa gireceğim falan. Öyle sessiz sakin gireceğim. Burada yapacağım. Gezeceğim hava. Hava dar şekilde. Az denere varınca yağmur başlayacak bunlar. Zaten öğlen oldu. Babamın işi de yani. Şimdi oradan az öte gitti. Bir çevirdim. Tamam bayağı. Eve gelene kadar akşam olur. Paşam benim. Yemmeyecek. Yemmeyecekler toplanın der. Ben verin. Ne yaparım ben ki? Gebelim mi? Size yeter bu kadar. Bu ara tilki pek gözükmüyor arkadaşlar. Tavuklar sağlam. İşte şunu aldım ya. Bacağı. Nasıl? Onu koyacağız. Gidip yukarıdakilere de vereyim de. Onlar da yesin biraz. Onlarla göstereyim size. Ha, tavukluşlar ezici. Çebiş sende valla. Şşşt lan.
Burada arpa delisi. Tamam, size de vereceğim. Alın. Yerden toplayacağım diye uğraşmam. Alın bana, al. İyileşti ötünün kırığı bacağı. Basmaya başladı gayet. Gelin siz şurada aşağı. Gelin gelin gelin. Gel 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 öksüz. Gel lan bu yedi attı hepsini la. Çok severler arpayı lan. Yeter lan sen büyük şeysin. Yesin küçük gayet. Ağzın başım da sevmedi ha. Heh, bitti. Allah'ım boynunu kırayız. Ha bitti. Yok. Şunları da attırıyor lan. Bak sağda. Çınlamam bak bülüşleri. Allah'ım benim viking yapalım. Şunlar çok güzel maşallah ya. Şunlar var ya şu bulalar. Bulamıyorum böyle semizini ya. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Nazar zahmet inşallah. Nereye baksana. Tertemiz kanatları, tüyleri. Bakımlı oldukları belli. Bunlar yumurtlar yakında bir hikaye. Bahara. Ben bir durum var. Omuzladım arkadaşlar. Ya aslında arabayla götürsem el arabasıyla olurdu da. Hiç gerek yok. Bir değerli arabasını süreceğiz. Evde zaten buradan görünüyor. Götüreyim bunu da koyayım. Vallahi dedim ya. Günlerin hiçbir şeyi yok diye. Geldim. Ahır yaptık. İşte yani bu. Kışın günler çok kısa. Yazın uzun oluyor da. Gideyim bunu da koyayım. Belki dumana faydası olur. Hani duman geri geliyor demiştik ya. Ona faydası olur. Bunun yüksek ihtimal. Bir de size dediğim yeri göstereyim. Değişiklik yapmayı düşündüğüm yer. Kafamda plan dönüyor yani. Güzel olacak gibi. Sanki öyle daha bir ferah olacak oturma tarafı. Şuna bak. Geldikçe ağırlaşıyor. Yol yürüdükçe ağırlaşıyor. Şunu çatıya atmam lazım da. Ne çıksam atabilir miyim? Yaramazlık. Yok. İndiremeyeceğim şimdi. İndirmeden çatıya atayım. Ama nasıl olacak? Kendimle çıktım mı? Şura. Merdivene gittiğinde çık. Kaymaz inşallah. Hadi bismillah. Korkuyorum da. İnşallah kaymaz. Arkası sağlam da. Şu merdiven şurası uzun ya. Ondan dolayı korkuyorum. Hadi Hasan. Son bir adım daha. Hadi. Hoppa. Hoppala hoppala hoppala. Hoppala.
fazla beton var ama neyle kıracağız? Sallanıyor gibi. Şimdilik şöyle arkadaşlar, faydası olur ya, yukarıdan ateşi yaktırma bilinir de bunu havuzu yaparken kenarına beton atmak lazım. O zaman düzelteyim ben bunu diyeyim. Şimdi arkadaşlar, bu pencere kapalı. Şimdi ben oraya nasıl çıkacağım? Şuranın güzelliğine baksanıza, yüksek masmavi çıktı. Bu da güzel ya vallahi. Şuradan atlayan yavaşça. Keşke şu pencere açık olsaymışmış. Şimdi size içerideki değişiklikleri, düşündüğüm planları anlatayım. Bakalım mantıklı gelecek mi size de biz biraz. Ama buradan inmek biraz sorun olacak benim için. Durun bakayım, inşallah kameranın karşısında aşağı yuvarlanıp yetmem. Merak ediyorum ne bileceğim. Şöyle inerim ben ayağa. Asla atlasam da olmaz, tahta kırılır. Yükseklik korkum olmasa. Hadi yasam. Öteye doğru kayma merdiven. Uzun geliyor merdiven. Bundan sıkıntı yaratıyor. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun vallahi. Şimdi yanlışı değişir olan. Şimdi arkadaşlar, ne düşünüyorum biliyor musun? Şurayı oradan kaldırıp bu tarafa koymayı. Yani bu tarafa koymayı. İnsan oradan girince böyle direkt yatak yatılan yer değil de üstünden altından geçince bu ferahlık, şu ferahlık, şu bolluk oturma yerine gelsin diye istiyorum. Düşünüyorum. Şöyle bakınca buralar biraz daralmış gibi oluyor. Hem o zaman da şimdi yatak odası da o tarafa, mutfak da o tarafa olacak. Merdiven de şöyle konur o zaman. Bana şöyle kocaman kullanışlı bir alan kalır. Hem de burası şey olur. Yani tam kullanışlı olmuş olur. Bilmiyorum sizce. Siz ne düşünürsünüz? Şurası var ya, şöyle kalkmış oldu. Burası ferah olan bölüm olacak. Oturma olan arka taraf. Bu evin ben yani kullanım alanı olarak arka tarafını düşündüm her zaman. Ama şuradan girince şöyle bir ferahlık oluyor. Buraya direkt gözüne o taraf takılıyor. Yatak odası. Şu alan böyle daralmış gibi oluyor. Belki hatta birazcık yarı yarıya mesela az bir şey de kısaltılabilir gibi. Dolabın üst seviyesine kadar falan, ne bileyim, şura kadar yapabiliriz. Oraya yatak sığar zaten. Yani öyle düşünüyorum ya. Ya tamamında yapabilirim. Ama ne bileyim yani, tam bitmeden, sağlamlaştırmadan söküvereyim, kaldırayım. Direkt şey yapayım, yukarı çıkabilirsem bir bakayım var. Yukarıda çiviler, tahtalar sağlam. Şunun üstüne çıkabilir miyim? Şuralar çok, çıkarması çok kolay da. Yani zaten eğileti duruyor buralar. Kaba saba durmuş.
Şunlar şu ağaca çakıldı mı çakılmadı mı? Ama şöyle bakınca ağacın üstüne binmiş gibi ya. Anlamadım, o nasıl biniyor? O ağacın üstüne şunlar nasıl biniyor? Şunlar direğin üstüne binmiş demek ki bunlar. Bu ağacın üstüne binmiş. Ne yapacağız? Bir şeyler düşünmek lazım. Şunda falan iki tane çivi var, hoca hoca. Kessek. Ağaçlar kısa gelecek. Kesmesin. Bunlar buradan. Neyse ya, şu kanalı yapacak ustalar geldi mi? Onlarla bir plan proje çizeriz. Yani burayı şu tarafa taşısak sanki bu taraf daha havalı olacak gibi geliyor. Yani alt kat otururken böyle yukarıya baktım daralmış gibi olmayacak gibi geliyor. Şöyle de bakınca genelde zaten internetten de baktım. Geneli de öyle yapılmış. Bizimki biraz ters olmuş. En başta işte aceleyle düşünmeden yaptırınca öyle oldu. Hala da şuraların sıyaltımını bitiremedik. Neyse ya, bunlar kolay şeyleri. Genelde şey bitti de. Dur bakayım ya. Bunlara bir çözüm var. Sipariş ettiğim kaç tane ağaç vardı? 4 tane ağaç var. Zaten buranın altında 4 ağaç var. Onlar gelirse, bunlar kısa da gelse değiştirebiliriz. Yani devam ettirebiliriz. Neyse. Bakalım bana ya. Şeye bakın. Baca küçük bile olmuş ya. Biraz daha büyük yer var. Keşke büyük olsaydı. Neyse, konumuz o değil. Konumuz şu da nasıl iş olmuş şeyi anlamadım yani. Tamam hadi bunlar ağaca girmiş. İçeriden uzatılan ağaçlara çakılmış da. Şunlar nasıl öyle ayrılmış, nereye çakılmış? Vallahi bulamadım. Yani bulamadım derken nasıl öyle olmuş? Normal zaten burada komple ağaç çatılı. Dümdüz. Şimdi biz bunu ayırsak hiçbir şey olmaz. Sökebildiğimizi sökeceğiz. Sökemediğimizi keseceğiz. Dediğim gibi ağaç fazla zaten. Aynı sistem, altı dolu olacak. Zaten oralarda aynı sistem. Çok tuhaf orası. Yani bilmiyorum nasıl olmuş burası ya. Yani şuna bak. Şurada şöyle normal ağaç var. Buralara takoz gelmiş. Ekstradan oraya doğru gelmiş. Neyse ya. Olan 4 ağacı olacak gibi ya. 4 tane de zaten ağaç gelecek. Onu tamamlar. Neyse. Varıp gideyim ya. Akşam oluyor. Eve gideceğim. Orada gelesi olmuştur. Neyse. Hadi eve gidelim. Paşa paşa paşa. Paşa. Kıskanç kıskanç. Dönü dönü ver abisi bu. Sevincinden. Yine mi gördün oğlum? Ama bak. Ayıp oluyor ama ya. Ayıp oluyor kuzuya. Kıskan, çakır kıskanır hepinizi. Ya lan adamı. Sinirleneceğim ama şimdi. Paşa paşa. Paşa bu paşa. Alo, alo.
Tamam tamam. Tamam sakin. Abartma. Ne oldu oğlum senin buralarına? Şşş. Terbiyesiz. Hapidu. Allah'ım. Bir de kupa elinden ısıra sen de uğraşıp kupayı. Evet. Ne lan kız? Bilmem. Oğlakları kattık arkadaşlar, küçükleri. Alışıp gelirler gayrı ama şurada bir tane daha kara bir şey kalmış. Neyse. Olacak olabilir. Paşa 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 paşa. Sen ne durun kız? Senin de mi bizi katacağız be? Ona. Herkes. Şuna şuna şuna. Bastı sandı herhalde. Horoz diyelim kız ben ona. Kel tüllerimi atar bu ya. Yığı tüllerimi çıkar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.